الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم Kıymetli gönül dostları, sevgili izleyiciler. Daren'de Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Külliyesi'nde güzel bir zaman diliminde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün inşallah Ayetül Kürsi olarak bilinen Bakara Suresi'nin 255. ayetinin manasından, faziletinden ve tasavvufi hatırlatmalarından bahsedeceğiz. Bu ayeti kerimenin içinde Cenab-ı Allah'ın kürsisinden bahsedildiği için halk arasında ayetül kürsi olarak anılmaktadır. Sahih hadis kaynaklarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayetül kürsinin önemiyle ilgili şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kur'an'daki en büyük ayet ayetül kürsidir. Kim farz namazın peşinden ayetül kürsiyi okursa onun cennete girmesine ölümden başka bir engel yoktur. Ölünce cennete girer. Hz. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Yatağına yatınca ayetül kürsiyi oku. Devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşmayacaktır. İşte aziz kardeşlerim. Ayetü'l Kürsi'nin insanı bir takım ruhani varlıklardan ve hadiselerden muhafaza ettiğine dair rivayetler pek çoktur. Öncelikle birinci kelime Allah lafzı-ı celali ile başlamaktadır. Allah varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendisinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen her şeye kadir olandır. Allah lafzayı celali 99 Esma-i Hüsna'nın en büyüğüdür. İlahi sıfatların hepsini ifade eden ismi celaldir. Onun için de Nakşibendi tasavvuf derslerinde önce Allah lafzayı celali telkin edilir. İkinci kelime La ilahe illahudur. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur anlamında. La ilahe illallah anlamındadır. La ilahe illallah ilim ve marifeti havidir. Kalp ile yapılan hafi zikrin nefyi ispat ile yapılırken La ilahe derken bütün masivayı yani Allah'tan başka ne varsa hepsini kalbinden, gönlünden temizlemeyi öğütler. Her birinin fani olduğunu tefekkür eder ve o gözle bakar. İllallah derken Cenab-ı Hakk'ın zatının bekasını, bakinin ancak Allah olduğunu kalbine nakş eder. Yine bendi ders usulünde önce Allah lafzayı celal üzerine çeşitli detayiflerde zikir yapılır. Ardından La ilahe illallah zikri telkin edilir. Üçüncü kelime Hay, o diridir kelimesi. Allah diridir, hayat sahibidir, hayatı veren Allah'tır. İnsanın kalbinin dire olması çok önemlidir. Hay ismi şerifinin hürmetine Rabbimizden kalbimizi diri tutmasını dilememiz lazım. İlahi ihsan olarak ahirette yeniden insanları, ruhları diriltecek de odur. Hulusi Efendi Hazretleri bir beytinde şöyle buyuruyor. Ben nara aşk ile yanıp hak ile yeksan olmuşam. Canı teni diri tutan kimdir ki hayran olmuşam. Hem kalbimizi hem bedenimizi hem ruhumuzu diri tutan Hay ismi şerifinin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Bir mürde idi canım, iş bu libas içinde hayım hayatı buldum. Çıkınca ol kefenden beytini de manasına baktığımız zaman işte insanın dünyevi libaslar içerisinde adeta kefene sarılmış gibi olduğunu fakat gerçekte Allah'ın diriltmesiyle Cenab-ı Allah'ın manevi olarak kalbi diriltmesiyle gerçek hayatı, gerçek canlılığı bulacağını ifade buyurmaktadır. Bir sonraki kelime kayyum kelimesidir. Bütün varlıkları gözüp gözeten, yöneten, yaratan, rızıklandıran, bir an bile onların bilgisi dışında tutmayan anlamındadır. Ya hayyü ya kayyum zikrini denizciler denizde böyle tufanla karşılaştıkları zaman korunmak için okurlarmış. Yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Bedir Savaşı'nda Ya Hayyu Ya Kayyum zikrini yaparak zafere ulaştığını Hz. Ali Kerremallahu ve Çe Efendimizin nakillerinden öğreniyoruz. La te'huzuhu sinetu ve nevm. Onu ne uyuklama basar ne de uyur cümlesinde belirtildiği şekilde Allah Azimüşşan uykudan münezzehtir. Çünkü uyku acizliktir. Allahu Teala biz kullara istirahat için uykuyu vermiştir. Ancak uyku aynı zamanda gafletin nişanesidir. Somuncu Baba Hazretleri de arkadaşlarıma tavsiyelerim derken az yesinler, az uyusunlar, az konuşsunlar tavsiyesinde bulunmuştur. Yine Hulusi Efendi Hazretleri utan haktan, utan artık, uyan artık, uyan artık, bu derdi aşka yan artık, uyan artık, uyan artık, uyan artık derken aslında gafletten uyanmanın gereğine işaret etmektedir. Yerde ve gökte ne varsa yalnız ona aittir. Aslında burada tevhid öğretilmiştir. Başkasına değil sadece Allah-u Azimüşşan'ın her şeyin maliki olduğunun işareti vardır. Yerin sahibi, göğün de sahibi Cenabı ı Allah'tır. Yerde ve gökte tabiri aslında bütün varlıklar anlamında kullanılmıştır adına yer ve gök denilmeyen bütün maddi varlıklar aslında bu kapsamın içerisindedir. Allah katında o izin vermedikçe hiçbir kimse şefaat edemez manasındaki cümle şefaatin Cenab-ı Allah'ın iznine tabi olduğunu beyan etmektedir. Mahşerde insanlar küçükten büyüğe doğru değişik gruplar halinde kendi liderlerinin, mürşitlerinin yanında bulunacaklardır önce kendi rehberlerinin önderliğinde bulunurlar. Sonra da önderlerin önderi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Livaül Hamd adlı sancağının altında toplanarak İslam ümmetinin cemiyetini, büyük cemaatini oluştururlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki her peygamberin müstecap yani Allah katında kabul edeceği bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etmiştir. Ben ise bu duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için kullanmak üzere sakladım. Allah'ın izniyle şefaatime ümmetimden Allah'a hiçbir şirk koşmadan ölenler nail olacaklardır buyuruyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ümmetimden günahkar olanlar bile eğer şirk koşmamışlarsa şefaatma nail olacaklar müjdesinde bulunmaktadır. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Allah dilediği kullarına şefaat iznini verecektir. Allah Azimüşşan'ın katında şefaat izin vereceği sevgili kulları vardır. Bu açıdan peygamberlerin, Allah dostlarının, salihlerin, şehitlerin şefaatine nail olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hulusi Efendi Hazretleri bir beytinde şöyle buyuruyor. Bir hamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefii ruzi mahşer çare saz rahımız vardır. Bizim ahiret gününde inşallah diyor mahşer gününde şefaat edecek bize sahip çıkacak peygamberimiz ve manevi büyüklerimiz vardır anlamında bu beyti yorumlayabiliriz. Onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Bu geçmişlerini ve geleceklerini, dünya işlerini ve ahiret işlerini de bilendir. Sebep veya ceza gerektirecek bir durumları varsa Allah hepsinden haberdardır buyruluyor. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz buyruluyor. Gizli açık, geçmiş gelecek, ince detaylarına varıncaya kadar her şeyi bilen Alim ismi sıfatının sahibi Cenab-ı Allah'tır. Bu açıdan aziz kardeşlerim Cenab-ı Allah'ın bizlim gizli gibi zannettiğimiz her şeyi bildiğini idrak ederek Cenab-ı Allah'ın Alim sıfatından hiçbir şeyin gizlenmeyeceğini bilelim. Burada bir işaret daha var. Diledikleri müstesna hiç kimse bilemez diyor. Demek ki Cenab-ı Allah dilediği kullarına dilediği ilimleri vermiştir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğe yönelik müjdelerinden Mekke'nin fethiyle ilgili, İstanbul'un fethiyle ilgili veya kıyametle ilgili işaretlerde bulunması Cenab-ı Allah'ın ilminden Peygamberimize vermiş olduğu ilimlerdir. Yine Cenab-ı Allah dilerse istediği kullarına ilmi ledün vehbi olarak ilimlerinden verebileceğine de bu ayet işaret ...etmektedir. Onun kürsüsü gökleri ve yeri... ...içine almıştır buyuruluyor. Mecazi olarak burada kürsüden kasıt... ...Cenab-ı Allah'ın saltanatı... ...hükümranlığı, malikül... ...mülk olduğu her şeyin... ...hükmünün Cenab-ı Allah'a... ...ait olduğunun işaretidir. Zaman zaman Allah'ın evi... ...Allah'ın ruhu, Allah'ın emri... ...Allah'ın kölesi gibi... ...Kuran tabirlerini biz de biliyoruz... ...duyuyoruz. Kabe Cenab-ı Allah'ın evidir... Ancak Cenab-ı Allah Kabe'nin içerisinde değildir. Cenab-ı Allah kürsinin sahibidir. Haşa Cenab-ı Allah kürsüde oturmamaktadır. Cenab-ı Allah mekandan münezzehtir. Bu açıdan burada kürsiden ifade Cenab-ı Allah'ın her şeyin sahibi olduğuna inanmak ve buna işaret etmektedir. Tasavvufi olarak kalp arşın misalidir. Rahman'ı istiva ettiği kalbin genişliği yerle gök arasını kuşatacak hatta ondan daha büyük kabul edilmiştir. Hulusi Efendi Hazretleri buyuruyor ya iki cihanın mebdei bir kalp içinde gizlidir ayineyi didar olur aşıkların gönülleri. Bu açıdan müminin kalbi tecelligah-ı ilahi nazargah-ı ilahi olması bakımından dünyayı ahireti, yeri göğü içerisine alabileceği bir anlam taşımaktadır. Bu açıdan Cenab-ı Allah'ın nazargahı olan kalbe, gönle gerekli değeri vermek, buna hürmet etmek hem tasavvufi bir vazifemiz hem de Müslümanlığımızın gereğidir. Onları korumak kendisine zor gelmez. Göklerin ve yer içindekiler ne varsa hepsinin muhafazası Cenab-ı Allah'a zor gelmez buyuruyor. İşte Ayetül Kürsi'nin insanların bütün kötülüklerden, belalardan Cenab-ı Allah'ın koruyup muhafaza ettiğine bu ayeti kerimesi işaret etmektedir. Bir hadisi şerifte şöyle buyruluyor: Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki ayetül kürsidir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. Sihirbazların, şeytanların, cinlerin, ruhani varlıkların, hasedin, fesadın her türlü kötülüğün tesirinden Cenab-ı Allah'ın bu ayetin hürmetine insanları kuruduğuna inanılmaktadır. Aziz kardeşlerim biz de çokça ayetin kürsüyü okuyarak Cenab-ı Allah'a sığınmalı ve her türlü beladan, kötülükten, şerden Cenab-ı Allah'ın bizi muhafaza etmesini Cenab-ı Hak'tan dilemeliyiz. O yücedir, mutlak büyüktür. Ve huvel aliyyül azim herhangi bir varlığa benzemekten, bir eşi ve denge olmaktan münezzehtir. Şanı o kadar yücedir ki onun azameti yanında her şey küçük kalır. Kim Allahu Teala'nın ölümsüz, ebedi hayat sahibi olduğunu bilirse Allah'a tevekkül eder, Cenabı Allah'a imanını kavi tutar. Yine Allahu Azim şana bağlanmak ruhun ilim ve muhabbet sayesinde Cenabı Allah'ın yardımına vesiledir. Allah'ın ebedi hayat sahibi olduğunu, her şeye ayakta tuttuğunu, diri olduğunu, yerin, göğün sahibi olduğunu, insanları muhafaza ettiği inancı kulun Allah'a sığınması gerektiğini bu ayetlerden öğrenmiş oluyoruz. Aziz kardeşlerim, çokça okuduğumuz Ayetü'l Kürsi aynı zamanda aslında nakşibendi tasavvuf öğretisinde hediye kısmında da okunmaktadır. Bu açıdan ayetin kürsiyi düzgün bir şekilde telaffuzlarına dikkat ederek manasını kalbimizde derinliğine hissederek okumamız ve Cenab-ı Allah'ın hayyul kayyum diri ve her şeye ayakta tutan olduğunu bilmemiz yerin göğün ve içinde bulunanların bütün ilminin Cenab-ı Allah'a ait olduğunu bilerek Cenab-ı Allah'ın bizleri koruması için onun yüceliğine sığınmamız, kulluğumuzun, Müslümanlığımızın, insanlığımızın ve acizliğimizin gereğidir. Cenab-ı Allah'a emanet olunuz, sevgili izleyiciler.